Cumhuriyet'in 100 yılını bu kitapların yazarına soralım istedik. Benim çok sevdiğim sevgili arkadaşım, tarihçi, Türkiye'nin çok sevdiği kıymetli ilim insanlarından bir tanesi Emrah Safa Gürkan. Az önce konuştuğumda konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya çok güzel iki kitap olmuş. Yani Cumhuriyet yazan, Cumhuriyet tarihini yazan çok fazla tarihçi var ama sen çok başka bir kafayla bakmışsın. Mesela Cumhuriyet'in 100 isminin içerisine Enver Paşa'yı koyuyorsun. Yani aktörleri koyuyoruz. Hı. Ve şunu söylemek lazım. Şimdi bugünden olmamasının da bir kıymeti var. Tabii olmamasının da bir kıymeti var. Olaylar farklı şekilde gelişebilirdi. Bir de zaten 1908'den başlıyor 100 günün hikayesi. Daha geniş, yani 1908'den 1927'ye başı ve sonu, yani inkılapların başlangıcına kadar bir sistemin oturmasını konu aldığımızda olabilecekleri de, yani Vahdettin de var ilk 10 arasında, 12. sırada Damat Ferit Paşa da var. Çünkü olaylar farklı gelişebilirdi. Böyle en baştan bir yere doğru giden ve hiçbir şeyin engelleyemediği bir süreçti. Biz çok badireler atlattık. Fakat o kazanılan zaferin içinde de belli dengeler vardı. Hem siyasi rekabet açısından hem de İstiklal Harbi'nin sonucunun ne olacağı açısından. Dolayısıyla olabilecekler de, yani farklı olsaydı o posterde başka başroldeki isimleri görebilirdik. Cumhuriyet'in 100 ismi arasında Enver Paşa niye var? Yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100 ismi arasında var. O da şundan dolayı, eğer Mustafa Kemal başarısız olsaydı, ki bu ihtimaldi, milli mücadelecilerin arasında, ki bunlar genç ittihatçılardan oluşuyordu daha çok, belli bir nesil bunun başını çekiyordu. Yerel direnişin de üstünde onu devlet çapında organize eden bir jenerasyon, işte 30'lu yaşlarındaki o ittihatçılar, belki biraz 40'a doğru geliyorlar artık. Mustafa Kemal ülkedeki lider olabilir, yani ülkede kalanlar, ama hala Enverciler diye bir olay var ve zaten Enver Paşa geri gelmek istiyor ve Mustafa Kemal ona aslında engel oluyor geri gelmesine. Hatta Sakarya Meydan Muharebesi zamanı ta sınıra kadar geliyor. Yani Sakarya Meydan Muharebesi'ni biz kaybedebilirdik. Kaybetseydik direniş yepyeni bir liderle devam edebilir ya da bir rekabet. Şöyle bir inanış var mesela, bir korku var. Ankara'da, yani ya Trabzon'a gelirse, oradan 500 atlıyla ben de Kurtuluş Savaşı'na katılmaya geldim derse Enver Paşa'ya kimse bir şey diyemez. Ki kaldı ki bu ittihatçı kadrolar arasında ya da genç subaylar arasında Enver Paşa bir hürriyet kahramanı, Edirne Fatih, Mustafa Kemal de çok prestijli ama 1918'in Harbiye Nazırı'ndan bahsediyor. Bir de şimdi Harbiye Nezareti'ni 5 sene kontrol etmiş biri. Ki İttihat Terakki'nin de Şahin kanadını kendi yandaşlarıyla doldurmuş biri olarak kritik kadrolarda yandaşları var. Çünkü orada bir İngilizce turf war dediğimiz bir arazi kavgası, bir alan kavgası var zaten. Ve 1913'te Mustafa Kemal İttihat Terakki içindeki o kavgayı kaybediyor. Mustafa Kemal ve Fethi Okyar'ın temsil ettiği, işte o yüzden Bulgaristan'a elçi olarak gidiyorlar. Enver Paşa ve onun ekibi kazanıyor. Tekrar ikinci bir mücadele var burada ve Enver Paşa da o işin başına geçebilirdi. Başlangıçta ikisi de, yani Mustafa Kemal de Enver Paşa da ittihatçı. Ama galiba iki farklı tarafı değil ya mi bunlar? İttihatçılar çok geniş bir şey zaten. İlk başta ittihatçılar, ama bunlar hep ittihatçı olmanın ötesinde Mektebi Harbiye'den 1904-5-6'da çıkmış böyle 2-3 senelik bir nesil. Bunlar kıtaya çıktıklarında erken subaylık döneminde falan 2. Abdülhamit'i devirebildikleri için konjonktüründe şeyle çok hızlı terfi almış insanlar. Yani 30'lu yaşlarında Harbiye Nazırı oluyor, işte paşa oluyor. Hatta iki rütbe veriyorlar. Mustafa Kemal öyle. Yani çok aklıma şey geldi. Fatih abi de şey demişsin sen. Ne demişim? Adamlar 29 yaşında padişah devirdiler. Yok, şey dedim. Adamlar iki telgrafla padişah devirdiler. Biz milyonlarca tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremedik dedim. Tabii esprisi iki şeyle değil ama öyle, yani telgraf çekerek ilan edildi meşru. Tabii o bir şakaydı. Onun altyapısı, uluslararası bir kriz, belli noktaların ele geçirilmesi, Abdülhamit sisteminin bir krize girmesi var. Zaten hiçbir şöyle iki tane şöyle olmaz ama bir yandan da oradaki cesareti görüyorsunuz. Ama genç, fena bir nesildi. Değil mi? Yani ya baktığın zaman 30'ları adamlar neler şimdi yapıyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Patronla itiraz edemiyor insanlar. İnsanlar en kötü şey borç sarmalı zaten. Kapitalistem de herkes esir. Şimdi bugün patron işten kovulmamak için her şeyi yapar. İşten kovulsa ne olacak aslında? Belki bir şey taksidini ödeyemeyecek falan. Şimdi bu zaman bakın, 40 yaşında bir Mustafa Kemal düşünelim. Devlet almış, okutmuş, her türlü payeyi vermiş. Krallar gibi yaşayabilir. Memlekette doğru, araba yokken özel aracı var yani. Buna rağmen sizi büyüten başka, yani baba olarak bildiğiniz devlete sırtınızı dönüyorsunuz gerektiği yerde. Ki bir kurtuluş savaşı örgütleyin ve yanınızda kimse yok. Bandırma vapurunda biniyorlar. Bandırma vapurunda kimse yok. İndikleri ilk yerde istifa edince Mustafa Kemal yanındaki Kazım Dere diyor ki, yani emir subayı istifa edince üniformasını kaybedince diyor ki, evrakları nereye teslim edeyim diyor. Yani istifa eder etmez, ya iki dakika bekleseydin be kardeşim, yarın sorardın yani. Telgraf başında
ateşli bir konuşma geçmiş ve Mustafa Kemal'in askerlikle ilişiği kesilmiş. Dımdızlak tabiri caizse ortada kalmış. Yanındaki emir subayı, bunlar çünkü devletli, devlet memuru. Oradan çıkmak çok korkutucu bir şey. Biz anlayamıyoruz hep özel sektörde tabii olduğumuz için. Şimdi ya da beni bir gün profesörlükten falan alsam ben gene başka şeyler yaparım. O zaman ne yapacaksın? Devletten başka bir şey tabii yok ki. Özel sektör mü var? Ne yapacak? Yani şirket mi açacak? Ticaretten mi anlar? O yalnızlığı çok iyi anlıyorsun. Ya bir de ilk başta mesela Kazım Karabekir geliyor. O kadar eşitler arasında, yani yanında kendisi gibi rütbeli olmayanlar tarafından bile yani bir eşit gibi kalıyor. O kadar ki Kazım Karabekir geliyor, yatacak yer ayarlaması lazım. Mazhar Müfit Kansu'ya diyor ki ya sizin odada kalsın, biz odamızı vermeyiz diyor. Mustafa Kemal kendi odasını veriyor. Yani o Gazi Mareşal kısımlarına daha gelinmemiş. Dünün milli vası Çanakkale kahramanı da bir anda gitmiş. Üniforma gidince insanların yani gayri ihtiyari hallerinde, huylarında bazı değişiklikler oluyor. Bu kolay bir şey değildir. Bugün hiçbir şey feda etmeyen bizler eskinin fedakarlıklarını fil dişi kulelerimizden küçük görmemeliyiz. Az bir şey değildir. Yani Anadolu'ya çıkıyorsun, her şey seni vurmak için hitmen tutuyorlar. Ya Mustafa Kemal öldürsün diye kiralık katil tutuyorlar. Padişah, sen fahri yaverisin bunun. Yani üstünde yaver kordonuyla dolaşıyorsun normalde. Şimdi buna sırtını dönüyorsun. Seni yetişen okula sırtını, bir anda eşkıya muamelesi görebilirsin. Yani bu şey falan çıkmak doğru değil değil mi? Yani çok konuşuluyor ya, deniyor ki işte padişah zaten Atatürk'ü milli mücadele başlatsın diye gönderdi. Onu hemen çok sakin bir şekilde açıklayayım. Şimdi oradaki hikaye şu. İki şey ayıralım. Bu biraz bu bir devlet operasyonu diye bir şey var. Evet, devlet operasyonu. Murat abinin yazdığı. Evet, doğru. O da öyle diyor. Onun sosyal medyada yanlış yansıdı o. On sosyal medyada cevap da veremedi. Kitabında falan da bakabilirler. Orada da benim ondan anladığım şu. Şimdi devlet operasyonudur. Tabii, çünkü Mustafa Kemal Harbiye Nezareti tarafından büyük yetkilerle, ordu müfettişi ne demek? O bölgedeki bütün valilerin, komutanların üstü. Üstü. Denetlemeye Sultan gidiyor. Sultan gibi gidiyor. Evet, yani müfettiş derken böyle hani okula gelen müfettiş, yani gerçi ordunun müfettişi, yani çok üst seviyede. Bunu Harbiye Nezareti'nde, Harbiye Nazırı imzalamıyor ya. Mührünü vuruyor. Diyor siz ne yaptınız? Oradaki işte Cağat Çoban sanırım, onlar öyle bir şey yazıyorlar. Devletin içindeki ihtiyaçların böyle bir şey var ama Vahdettin buna karşı. Vahdettin bu memleketi sen kurtaracaksın, kurtarırsan sen derken, yani orada git Samsun'daki olayları falan bastır ki İngilizlerin suyuna gidelim diyor. Yani çünkü zaten sonra yaptıkları hilafet ordusu, idam fermanı çıkarma falan, bunlar ona yardım edecek birinin, yardım etmeyi düşünen, gizlice ona destek çıkan birinin hareketleri değil. Bu çok açık bir şey. Kim tutuyor Atatürk'ü öldürmüş? Şimdi ismini unuttum da oradaki eski valilerden birini, şimdi ismi aklıma gelmiyor da. İstanbul'dan hani, geliyor mu? Yok, Sivas, yok yok. Şey, Doğu Anadolu'dan. Sivas'tayken. Sivas'a 10-15 kişi gitti bunlar. Yani orada bir kolordu var. Ama kolordunun da zaten Ankara'ya gitmesinin sebebi de o. Bir kolordu var. Bir de o zaman tetikçilik çok rahat bir şey. Yani meclise bile birbirini vuruyor. Hatta meclise silahla giriyorlar. Delalip vurulan var zaten, değil mi? Vurulup bir de vuruyorlar adamı. Doktor çağırmayıp iki günde bekliyor orada. Orada zatürreden öldü Deli Halit Paşa. Yani sonradaki komplikasyonlardan öldü. Yani çok rahat birbirini çekip vuruyorlar. Hep anlattığım hikaye. Bir gün Enver Paşa çağırıyor Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal gidiyor Yalısı'na. Harbiye Nazırı. Mustafa Kemal kolordu komutanı. Evet, o zaman ama İstanbul'a gelmiş istifa edip. Kaç yıl? 1917'nin sonu ya da 18'in başı, şimdi uydurmayayım. Silahını almak istiyorlar, vermiyor. Silahım verseydim o gün beni vuracaklardı diyor. Atatürk. Tabii Çankaya'da başka bir şey. Niye peki? Neden? Çünkü bir darbe girişimi için Mustafa Kemal'le bir şey taşımışlar. Mustafa Kemal de bunu Talat Paşa'ya söylüyor Enver'i devirmek için. Talat Paşa da Enver'e söylüyor. Mustafa Kemal'e bunu söylemişler. Ya da buna benzer bu minvalde bir şey oluyor. Yani Mustafa Kemal Enver'i gelen bir şey var. Çağırıp o, Atatürk'ü vurmaya mı çağırıyor gerçekten? Yani Atatürk hissiyatı o. Hissiyatı o. Yıllar önce, sonra Çankaya'da şey diyor işte kardeşine, Halit Paşa şey diyor, sen beni diyor 1909'da vuracaktın diyor o gece, ama vurmadın, hani vurmaya geldin, evet vurmadın çünkü çok sevmişim, vurmadık falan diye böyle bir gergin bir şey oluyor. Bunu yan sonra kendisi yalanlamış, Milliyet Gazetesi'ne yazdığı bir şeyde. Bunu söyleyeyim. Yani ama herhalde 1940'larda falan bir mektup yollamış da yalanlamış. Fakat tabii Atatürk o kadar kahramanken o yalanlamayı ne kadar ciddiye alırız? Şey değil. Yani özet vereyim. Tam da Enver bu yüzden bu kitapta var. Yani tabii tabii. Eğer Enver Paşa hayallerini gerçekleştirebilseydi, Mustafa Kemal'i elemine etseydi, öldürseydi daha da ileri gidip bugün ama bunları konuşmuyor mu? Öyle bir, yani o hissiyat öldürmesine, ya öyle bir Kurtuluş Savaşı'nda öyle bir şey yapmıyor. Bir şey yok. Yani Kurtuluş Savaşı'nda
Liderlik ona kalabilirdi. Kendisi katılsaydı karizmatik bir figürdü. Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olabilirdi. Sakarya Meydan Muharebesi kaybedilseydi bir şey olabilirdi. O öyle bir öldürme şeyine girdiği yönde bir kanıtımız yok. Öyle biri de değil. Bunlar küçük siyasi hesapların da insanları değiller. Ama kafalarında bir vizyon var. O vizyonla beraber yani böyle çok siyasi bir çekişmede değil. Sadece mesela Kazım Karabekir Atatürk'e her yerde muhalefet diyor ama liderliğe de oynamıyor. Herkesin bir... Tam onu soracağım. Bu kitapta bir Mustafa Kemal, yani o bir sıralama mı bilmiyorum ama alt alta yazıda. Evet. İki, Kazım Karabekir. Kazım Karabekir çünkü yani mesela İnönü değil mesela. Yok. İnönü. Neden değil? En başta Kazım Karabekir çok önemli. Anadolu'daki iki eli yüzü düzgün hatta kolordudan birinin komutanı Ali Fuat, ötekinin Kazım Karabekir. Biz iki yerde milli mücadeleyi erken ve sert vermek durumundaydık. Çünkü buralardaki isyanlar İngiltere ve Fransa gibi büyük ülkelerin isyanları, pardon buradaki işgaller İngiltere, Fransa gibi büyük ülkelerin işgalleri değildi. Biri Ermenistan, öteki Yunanistan. Bunlar şimdi millete hakimi, hakim milletken milleti mahkum, yani mahkum millet olabilirsin. Burada başka bir etnik tansiyon olabilir. Dolayısıyla bu topraklarda çok sert oldu. O yüzden de Kurtuluş Savaşı Batı cephesinde özellikle çok sert verilmiştir. Çünkü orada bir Yunan işgali durumunda Türkler ne olacak orada? Tam tersi durumda da işte mübadeleyle ancak çözülebildi. İkincisi Ermeniler gelse oradaki Türkler ne olacak? Yani orada bir tansiyon var. Dolayısıyla zaten Erzurum Kongresi değil mi? Erken hep Doğu Anadolu'da, Balıkesir'de Batı Anadolu'da çıkıyor. Oralarda daha İngiltere ve Fransa'dan daha sert bir rejim olur o. Kan akar orada. Etnik problemler çıkar. Dolayısıyla çok mesela Erzurum Kongresi'ni bilmezler. Atatürk değil, Erzurum ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Müdafaa Hukuk Osmanlı falan isimleri biraz değişiyor. Beraber düzenlediler. Mustafa Kemal sonradan gitti. Hatta delegeler istemedi onu. Dedilerse üniformasını çıkardılar. Sen artık asker değilsin de. İki, sen geç kaldın. Katılamazsın dediler. Dolayısıyla bir sürü zorluk çıkardılar. Erzurum Kongresi'nde bir kısım delegenin de muhalefeti vardı. Çünkü istemiyorlar. Asker, ihtiyaççı bize savaşa bunlar soktu diye de bakıyor. Yerel anlamda o bölgeler özellikle çok önemli. Kazım Karabekir bir kolordu komutanı olarak Mustafa Kemal'i tutuklasaydı bu iş bitmişti. Bir de Kazım Karabekir o zaman bayağı karizmatik bir komutan değil mi? Karizmatik bir komutan ama hepsi daha önceden Mustafa Kemal'in Doğu Anadolu Mustafa Kemal'in emri altında çalıştıkları için Mustafa Kemal onların bir tık rütbe olarak da prestij olarak da üstü. Rütbe olarak değil, prestij olarak üstü. O şeyi anlatsana, o tam o geliyor tutuklanacağım falan diye korktuğu o bir çadır hikayesi vardır çok anlatılan. O tam nerededir, nasıldır bir vallahi, senin ağzından gelip. Tam yani onu çok edebi anlatamıyorum ben öyle şeyleri. Yok, edebi değil. Yani baktığımda Kazım Karabekir ama bunlar zaten İstanbul'da bir anlaşmaya varmışlar. Yani artık şu çıkmış, onun bir başını anlatayım. Mustafa Kemal ilk bu işi İstanbul'da Harbiye Nazırı olarak çözmeye. Çünkü biz Küba gibi bir devrim yapmadık. Biz köylülerle devrim yapmadık ki. Askerle yaptık yani. Tabii ki askeri onlar şey yapıyor ama subaylar bir gerilla hareket değil. Subaylar orduyla yaptık. Onun da Mondros Mütarekesi şunu diyor. Orduyu terhis et. Zaten 47 bin kişi falan var. Orduyu terhis edersen bitti, sıfırdan başlıyor. Sıfırdan ordu kurmak çok zor. Ama olan bir ordunun iskeletinden içini doldurabilirsin. Mustafa Kemal önce diyor ki ben Harbiye Nazırı olmaya çalışayım. Gidiyor Minber diye gazete çıkarıyor. Hatta ilk şeyinde Mustafa Kemal'e röportaj var. Kendi PR'ını da yapıyor. Siyasetçi çünkü. İki, bir parti kuruyor. Osmanlı Yönetimi Avan Fırkası diye. Sonra bakıyor ki ne kendisine istediği sadrazam olabiliyor. Onları deniyorlar. Hükümet düşürmeyi olmuyor. Ondan sonra bir de Yunanlıların İzmir'e çıkacağı da belli olunca insanlar direnişe doğru kayıyor ve kendisini bir yere atatması lazım. Önce kolordu komutanı olarak Kazım Karabekir, sonra Ali Fuat Cebe, sonra doğru gidiyor. Sonra Mustafa Kemal gidiyor. Buradaki önemli nokta ne biliyor musun? Kolorduları kim kontrol edecek? Tam bir savaşı, makam savaşı. Vahdettin de planı şu, şimdi oradaki bütün generaller falan hep emekli olmuş. Onları geri getirecek yaşlıları, ittihatçıları 2-3 sene içinde eleyecek. Ama bunu yapabilmesi için biraz suyuna gitmesi lazım. Mustafa Kemal oraya gidiyor. Fakat ne de olsa karşımızda İstanbul'dan emir almış bir Kazım Karabekir var. Orada tutuklasa ya da ne bileyim orada ona destek vermese Mustafa Kemal... bitti. Bitti ya, Ankara'ya gidemiyor. Lastiği Erzurum'dan, pardon benzin Erzurum'dan, lastiği de Merzifon'daki Amerikan Koleji'nin müdüresinden alıyorlar. Ya Ankara'ya ilk gittiklerinde Mazhar Mefit Kansu'yu okusunlar. O kadar parasızlar ki Börekçizade Rıfat geliyor Ankara Mefit'i. Mazhar Mefit Kansu bütün ekibin parasını tutan adam. Kahve içer misiniz diyor. Evet diyor. Şeker almazsınız ama değil mi diyor. Almasın diye. Çünkü şekeri yok. İşte, o da anlıyor, içmem diyor. Sonra işte 1000 lira mı bir parayı, önemli bir miktar parayı eline bırakıyor. O parayla da işte o gün biraz ne bileyim biraz işte fasulye pastırma gibi böyle ufak bir kutlama yapıyor. O yani yapabildikleri kutlama. Ve 23 Nisan 1920'ye kadar Ankara'da böyle tek başına kalan bir Mustafa Kemal var. Çünkü niye? Mustafa Kemal
İstanbul hükümetinin Anadolu'yla irtibatını keserek Osmanlı'ya bir geri adım atmaya. Nedir o geri adım? Son Osmanlı meclisi Mebusan'ın toplanması. Yani padişah meclisi toplamayı kabul ediyor. Ama ve o meclis çalışabilse Mustafa Kemal'den inisiyatif başkalarına kayabilir. Ama İngilizler işte o misak-ı milli kabul eden meclis Ankara'daki değil İstanbul'daki meclis. İşte o noktada İstanbul'u işgal edince, meclisi dağıtınca misak-ı milli mi tanırsın sen deyince artık inisiyatif Ankara'ya geçiyor. Eğer oradaki sistem işlese Mustafa Kemal de o mecliste mebus ama tutuklanırım diye gelmiyor ki hakikaten tutuklanır. Evet, Ankara'da izole olacak. Çünkü mesela Mustafa Kemal İttihat Terakki'de ilk başta mevzi kaybetmesinin en önemli nedeni burada yakalanıyorlar Abdülhamit'e karşı hareket yaparken 1905'te Lübnan'a yollanıyor. Yani herkes Selanik'teyken o orada olmadığı için zaten mevzi kaybediyor. Doğru yerde doğru olmak bu bürokraside çok önemlidir ya, kafana göre hareket edemezsin. Yani Ankara'da kalsa orada bir yıl olsa inisiyatif gidecek. Çünkü hemen diyor ki Mustafa Kemal İstanbul'a giden mebuslar gelin diyor, benimle görüşün Ankara'da, çok azı geliyor. İki, oraya gidince iki şey yapın diyor. Beni meclis başkanı seçtin. O meclis kapanırsa yeni bir meclis kurmaya. Yapmıyorlar. İkincisi Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu ismi kurun diyor. Bunlar ne yapıyor? Felahı Vatan. Felahı Vatan ne? Vahdettin'in konuşmasından alınmış bir kelime. Ve Vahdettin o konuşmayı lütfedip okumaya bile gelmiyor. Yani Mustafa Kemal kadar kararlı değiller. Meclise yolladığı mebuslar kendi dediğini yapacağı yerde Vahdettin okumaya gelmeye bile tenezzül etmediği bir konuşmadan grup ismi çıkarıyorlar. Mustafa Kemal'i hiçbir yere seçmiyorlar. Ödül olarak da Mustafa Kemal'in yaverliğini falan geri iade ediyorlar. Yani konsept başka. Mustafa Kemal çok kararlı, çok radikal. Yani sanki orada Bevzoymuş gibi. Dolayısıyla bir de Mustafa Kemal istifa ettikten sonra radikal olmak zorunda. Kazım Karık falan hala asker. Mustafa Kemal geri dönemez. Yani o artık gemileri yakmış. O idareyi maslahatçılık mesela Mustafa Kemal'de yok, Enver'de falan yok. Onlar o yüzden lider olabiliyor. Kazım Karabekir mesela çok önemli figür olmasına rağmen ilk 1919-20 boyunca sürekli Mustafa Kemal'e muhalefet ediyor. Ama yerine geçecek bir hamle yapmıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra da muhalefet edecek. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracak. Ve ondan sonra o fırka kapatılacak ve kendisi kovuşturmaya uğranacak yani Cumhuriyet döneminde. Şimdi öyle bir figürü 2 numaraya, 3 numaraya öyle bir yere koyacaksınız. Onu 11'e koyamazsınız. İsmet İnönü Mustafa Kemal'in kendi ekibinden biri. Ona alternatif olabilecek biri değil. O yüzden de Şevket Süreyya Aydemir ikinci adam demiş. Dün Celal Hoca söyledi bana, Celal Şengör. Mustafa Kemal'in İsmet Paşa ile ilgili bir sözü varmış. İyi bir komutan değildir ama muhteşem bir kurmaydır demiş. O mantığı doğru. Bu lafı bilmiyorum ama demiş. Ben dün Celal Şengör'den duydum. Celal Hoca demişse doğru. Tabii yani, hakikaten de öyle. İyi bir komutan değildir ama muhteşem bir kurmaydır demiş. Şimdi ayrı bir şeye dönüşemiyor zaten o zaman. Tamam, ve Fevzi Çakmak da öyledir. Zaten Fevzi Paşa'nın Fevzi'nin üstüne bir nokta daha koyarsan Fe'nin Kuzu Paşa olur. Fevzi Paşa, Kuzu Paşa. Dolayısıyla hani daha az siyasi figürler, daha az çıkıntı figürler. Oysa Rauf Orba öyle mi? Rauf Orba zaten Çerkes. Bunlar ters de oluyorlar. Ters bir adam yani. Ve kendi dediğim dedik biri. Ali Fuat Cebis o çocukluk arkadaşı. Kuzguncuk'ta evinde kalıyor. Şimdi düşün, yetim biri. Yetim ya da öksüz, bu iki kelimeyi karıştırıyorum, özür dilerim. Biri İstanbul'a geliyor, Mektebi Harbiye'de okuyacak. İstanbul'da kimseyi tanımıyor. Paşa çocuğu Ali Fuat Cebis. Gidiyor onun evinde kalıyor. Onun babası ki İsmail Fazıl Paşa, o da Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Sonra bakanlık da yapacak ama ölecek. Vefat edecek. Mesela birine para verirken ona da verir. Hani oğlu gibi sevdiği biri. Şimdi böyle biriyle ters düştü Mustafa Kemal. Bu Cumhuriyet anlatımında biz hep şeyle karşılaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Atatürk'ün çok uzun süre çok yakın yani Kurtuluş Savaşı'ndaki o ilk beşler dahil çok yakınlarına bile telaffuz etmediği, yavaş yavaş böyle en yakın işte Çankaya'daki eşrafa çok yakınlarla konuşup 28'inde yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz diye çok daha duyurulur hale getirdiği bir fikir gibi. Şimdi, böyle bir milli sır gibi bir şey bu. Şimdi böyle mi bu sayede? İki şey söyleyeyim. Birincisi şunu bilemiyoruz. Şimdi herkes geriye dönük sallıyor orada. Bunu bana şurada söyledi. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal'in bunu ne zaman kafaya koyduğunu kaynaktan bulsak bile güvenemiyoruz. Çünkü sonradan kendisinin Mustafa Kemal'e yakınlığını ispatlamak için üretilmiş olabilir bu tip laflar. Fakat şunu da ekleyeyim. Cumhuriyet Osmanlı'nın bilmediği bir sistem değil. Daha 1730 yılında
İşte cumhur cemiyeti, cumhur devleti ve tecemmü cemiyeti gibi bir laf söyleyerek 1730 yılında Çalıkahmet ya padişah kaldım cumhuriyet kuralım diyor. Cezayir'deki gibi yapalım diyor. Çünkü Cezayir'de var. 1730. Tabii Cezayir'de Osmanlı'nın bir vilayetidir. Haraç güzel bir vilayettir. Yani otonom bir vilayetidir. Ve Yeniçeri Cumhuriyetidir bu. Cumhuriyet deyince herkesin oy kullanmasına gerek yok ki. Venedik'i biliyor, Lehistan'ı biliyor. Cumhuriyet, cumhur devleti bilinmeyen bir şey değil. Kavram olarak biliniyor. Şimdi 1989'da Fransa İhtilali'nin 200. yılı kutlandı ve muhteşem bir kitap çıktı. Her yerde söylüyorum, 100 kere söyledim. Özür dilerim, tekrar söyleyeceğim. Roger Chartier'in Les Origines de la Révolution Française. Révolution Française'in Fransız devriminin kültürel orijinleri diyor. Kitabın argümanı şuydu. Abi Fransa İhtilali bir günde devrilmedi. İki kitap yazıldı da diye devrilmedi. 100 yıl boyunca halkın nezdinde kilise kutsallığını kaybetti. İnsanlar artık daha az Ave Maria, Müslümancasını söyleyeyim, hatim indirmeye daha az miraslarında yer bıraktılar. Kralı daha az saymaya başladılar. Bunun verilerini verir. Yani insanlar daha az dua etti, kiliseye daha az gömüldü, kralla ilgili törenlere daha az katıldı ve insanlar 1880'ler geldiğinde artık kralı sıradan bir Adem gibi görmeye başladılar. İşte Revolution Française'i, Fransız İhtilali'ni yapan budur. Biz de böyle bakmalıyız. Olaylarla tarih yapılmaz. Böyle mental transformasyon. Nedir? Şimdi 1908'den sonra bu çıkıyor zaten. Abdülhamit öyle bir prestij kaybetmiş ki ya Cemal Paşa 5. Reşat'ı açık açık tehdit ediyor. Enver Paşa hanedanı kurulabilir diye endişe var. 100 sene önce bir Harbiye Nazım kendi hanedanını hanım sultanla evli diye bir yani bir hanım Osmanlı ile evli diye böyle bir şey tasavvur edilemezdi. Bahrettin'e papaz olduktan sonra sanırım Fadi Rıfkı'nın ya da Yunus Nadi'nin olması lazım. Yunus Nadi'nin Vahdettin'le ilgili başında üç harfli çok hakaret amiz bir şeyle başlık atıp da şimdi atmıyor, orayı kesip sorularlar. Bu Ankara'da atılabiliyor. 1822 yılındaki bir isyanda böyle bir şey gazete yoktu o zaman. Olması daha zor. Yani padişah gözden düşmüş. Yani milli egemenlik oturmuş. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Osmanlı Anayasası'na bir ektir ve daha tam Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı tam birbirinden ayrılmamıştır. Orada ilk dediği şey egemenlik bila kaydı şart milletindir. Yani zaten söyle ve padişahla ilgili hiçbir şey yok. Padişah oraya bir yani padişah sonra yerleştiririz diyor. Şimdi bu var. Yani cumhuriyet böyle çok olmaz olmaz bir şey değil. Mustafa Kemal'in kafasında olduğunu biliyoruz. Çünkü Mustafa Kemal hep radikal. Yani kökten çözeyim. Harf inkılabı 3 ayda yapayım, 5 yılda yapmayayım. Osmanlı modernleşmesi 70-80 senedir bir noktaya geliyorken belli yerlerde takılmış. Son artık böyle atlaması gereken yere atlayamıyor. Çünkü idari maslahat var. Sistem uygun değil falan. Bu sefer bunlar tık 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 hepsini gerçekleştirmiş. İşte budur başarısı. O yüzden kafasında bence hep var. Fakat Celalettin Arif meclisin nerede ne konuştuğunu bilen biri. Yani meclisi duayla açıyor. 5 sene sonra laiklik falan derken bir anda bambaşka bir yere geliyor. Yeri geliyor Bolşeviklerle ittifak yapıyor. Kendisi Komünist Parti kurtarıyor. Çünkü Rusya ile işi var. Diplomat bu. Böyle kararlılık işte ne bileyim bağırmak, çağırmak işte öyle kaba öyle bir şey değil. Çok zekayla iş yapan biri. Tamam, siyaseti, diplomasiyi bilen ya bu bir asker. Zaten savaşlar da öyle kahramanlıkla kazanılmaz sadece. Yani tam cesaret çok önemlidir ama zekayla kazanılır. Bir stratejisyen. Dolayısıyla mesela Celalettin Arif millet meclisinde herkesin önünde diyor ki ya diyor biz padişahsız anayasalı bir sistem kuralım işte. Mustafa Kemal kalkıyor diyor ki bu cumhuriyete benzer. Olmaz diyor. O zaman onu diğer 2 sene sonra kuruyor. Çok iyi. Öyle demek zorunda 500 kişinin ortasında nerede ne bu, konuşacağını. 21 mi bu? 20'nin sonu 21'in başı gibi olmasa. Nerede, ne zaman, ne konuşacağını bilmek bak ama zorunda. Enteresan bir şey değil mi bu? Şimdi bir yandan diyorsun ki Atatürk'ün hiç öyle şeyi yok. Karar verdi mi çatır çatır yapacak onu. Ama diğer taraftan inanılmaz bir siyasi deha da var orada. 2 sene önce Cumhuriyet'le ilgili hayır diye yani bir şey yapıyor orada. Adeta bir ortamın pH'ini kopmuş. Bunlar 35 yaşında, 36 yaşında paşa olmuşlar. Bu böyle ve onu söyleyeceğim. Medya... Daha 30 yaşındaki sürü yani, yaşında, 40 yaşında. Evet. Böyle o zeka ya şimdi. Okulların en iyilerinin en iyi öğrencilerini biz mektebi harbiyeye yolluyoruz zaten. Harbiyedeki en üst düzey öğrenci bunlar. Kurmay çıkmışlar. Bunlar Türkiye'nin o sene yetiştirdiği ilk 20-50-100 öğrenci arasında. Hemen hemen hepsi. Yani Kazım Karabük de çok zeki bir adam. Çok değişik bir hepsi değişik. Şimdi bu insanları böyle yani bugün ne falan genel anlamda siyaset için hepsi için de söylüyorum. Eski mesela ne bileyim Roosevelt'i de Biden'la herhalde karşılaştırmam. Yani anlatabildim mi? O başka bir yerden çıkmışlar. Bir de çok tecrübeleri var. Ama işte şey için söylüyorum bunu. Yani şimdi deniyor ya artık nesiller çok gelişiyor. Çok hızlı büyüyorlar. Bakıyoruz da siyasetçi işte. Siyasetçi terse gider. Siyaset pek öyle değil tabii, galiba. Tabii. Ama toplum kalitelileşir, siyaset kalitesileşir zaten. Bu şeydir. Çünkü toplum artık siyasete vagon olmak zorunda kalmaz. 1920'ler Türkiye'sinin, 1910'lar Türkiye'sinin siyasetçileri kaliteli olmak zorundaydı. Çünkü memlekette hiçbir şey yoktu işte. Yani zaman oku siyasetçiler ve liderler için pek
her zaman zaman okuyla birlikte şey olmuyor, ilerleme. Eş zamanlı olmuyor. Mesela Fransa'da da öyle değil mi? Mesela De Gaulle diye bir adam, bir de Sarkozy var. Evet, ama, öbürü ondan 50 sene ama sonra. Ama bak öyle olur. Şimdi ben 40 yaşında profesör oldum. Genç hala beni, ben kaç yaşına geldim yani genç bak. Ama şimdi işler yukarı gitti. Şimdi zamanla ne tecrübe alacaksın? Şimdi Mustafa Kemal 35 yaşına geldiğinde, 37-38 yaşına geldiğinde, hatta 40-41 yaşına geldiğinde ya Mareşal olmuş, Meydan Muharebe kazanmış, Çanakkale'yi kazanmış. Kahraman asker olarak tabii ya şey de olmuş, Osmanlı ordularının bozgun yedi bir anda o, yani defans savaşı da yapmak zorunda. Bu arada gazi olmuş, bu arada suikastler bilmem neler. Bunlar sadece biri, bunların hepsi biri. İki, Trablusgarp'ta çölde savaşmış. Üç, yani gerillalık yapmış. Üç, işte Bulgaristan'da bir ateşelik, işte ateşe militerlik yapmış. Picardy'ye gitmiş, Fransız subaylarla işte harekat izlemiş. Yeri gelmiş, sürgüne gitmiş Beyrut'ta, orada şey kovalamış. Oradan kaçmış 4 ay. 4 ay Selanik'e gidiyor, görev yerinde idare ediyorlar. Çok enteresan bir dönem şimdi yapsan yani. 4 ay bırakıyor gidiyor. İşte orada ihtiyaççılık içine girmiş. Bu, ya da Ali Fuat Cebesoy, yani daha az bilinen bir, yani esir düşüyor, işte şey yapıyor, Roma'ya gidiyor. Ya böyle öyle bir kariyeri var ki, diplomatlık, yani onun bile hemen hepsi. Şimdi bu insanı eğitir, insanı hayat eğitir. Eğitim bir belli şeyleri verebilir. Hayat içinde pişiyorlar bunlar. Ve Hatice pişmek de şey değil yani, böyle kapalı çarşıda esnaflık yapmaktan bahsetmiyorum. Yani hayatın kendisinin önüne koyduğu engeller çok pahalıya patlayabilir. Yanlış bir karar verdim ve 5000 kişinin ölmesi ne demek? Bunu şimdi hayal edemiyoruz ama işte o an yanında asker, ya da hoca da öyle, sınıfa girince anlar sınıfın sınıf olduğunu, asker de herhalde asker girince. Şimdi bu kararları mantıklı, rasyonel vermek zorundalar.